Hadi. Çıkmıyor muyuz hayatım? Daha erken değil mi? Şu yazıyı bitireyim bari. Bugün de biraz erken çıkalım hayatım. Bir şey mi oldu? Yo. Nana'yı merak ettim de iyileşti mi acaba? Şaşırtıyorsun beni. Ay, Nana'yı düşündüğümden değil tabii ki. Ama çocuklara geçer de çocuklar hasta olursa... işte o zaman hayat durur biliyorsun. Aman Allah korusun. Ay hadi o zaman. Yazını da yarın bitirirsin. Peki, çıkalım bakalım. İşte böyle. Duymazsan cevap vermek zorunda değilsin, değil mi? Efendim? Beni duymuyorsun, değil mi? Efendim? Bu kaç? Yok, yanlış oldu. Bu görüp görmediğini anlamak içindi. Anlamıyorum seni Makbuş. Güzel güzel. Fazla bağırma yalnız. Ne? Fazla bağırma dedim. Umarım karşılıklı sahne güzel olur, değil mi? Evet Gamze. Bu oyunda rol alacağınızı mı düşünüyorsunuz? Bela geliyorum demez, gelir. Emre, sen bu oyunda ancak mızrak tutarsın. Sana gelince Gamze. Benim giyimime yardım etmen için müdürle konuşurum. Özge, sen daha mı sinirsin biliyor musun? Ha, ufak da gözülme. Sen cece rolünü kaptın bence. Emreciğim, biraz gelir misin yavrum? Efendim öğretmenim. Bak çocuğum, bu konuştuklarım aramızda kalacak. Aramızda kalacak. Tamam öğretmenim. Kaç gündür aklım başımda değil. Kulina Hanım'dan hiç haber alamadım. Ben de göremedim gerçekten. Acaba istemeden onu incitecek bir şey mi yaptım? İnan geceleri gözüme uyku girmiyor çocuğum. Çocuğum bak, ona bir mektup yazdım. Eğer görürsen... Bunu ona verir misin? Bilmem ki. Ben bu işe hiç karışmasam. Emre, yavrum. Senden başka kim bana yardım edebilir ki? Tabii ki sen. Hadi ama lütfen. Beni kırma. Emreciğim bak yavrum. Sevenlere yardım etmek sevaptır. Hadi çocuk, al şu mektubu. Bak. Bir gün senin de yardıma ihtiyacın olursa ben de sana yardım edeceğim. Söz. Yardım edeceğim sana. Peki öğretmenim. Öğretmenim. Çok yakında benim de bir konuda yardıma ihtiyacım olacak zaten. Beni duyuyor musun? Lütfen duy beni Nana. Beni duymuyor. Çene bas ama neden? Gücüm tükendi.